Selam. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum ve birincisinde çok fazla teknik sıkıntı yaşadım. Umarım bunda öyle bir şey olmaz. Bugün size bir film öneri videosu çekmek istedim. Fakat aslında bu videonun içerisinde bahsettiğim filmlerin hepsini öneriyorum diyemem. Çünkü iki tanesiyle ilgili çok ciddi böyle sansasyonel haberler ortaya çıktı ben izledikten sonra. O filmlerle ilgili olarak haberleri de anlatacağım. İzlemek isteyip istemediğinize ona göre karar verebilirsiniz. Ama benim izlediğim dönemde gerçekten çok beğendiğim ve hayatımda böyle ciddi anlamda sevdiğim filmler listelerine ekledim. Filmlerde. Bahsedeceğim filmlerin hepsinin ortak özelliği genelde artı 18 ögeler içermesi ki zaten Türkiye'de bazıları yayına girmedi bile, yayına girenlerde de mutlaka artı 18 ibaresi vardı. Ağırlıklı olarak cinsellik içermekle birlikte uyuşturucu bağımlılığı, intihara teşebbüs vesaire gibi yine psikolojik olarak da sizi zorlayabilecek ögeler içeriyor. Buna kendinizi hazır hissetmiyorsanız ve 18 yaşın altındaysanız bu videoyu da izlemenizi tavsiye etmiyorum. İlk bahsedeceğim film aslında çıktığı dönemde gerçekten çok fazla konuşuldu ki aldığı ödülden ve ödülü alma biçiminden dolayı da çok fazla konuşulmuştu. O dönemde bir kısım insan çok beğendi, bir kısım insansa çok fazla pornografik ögeler barındırdığını ve bunun sanat olmadığını iddia etti. Benim için oldukça sanatsal bir filmdi ve gerçekten izlediğimde beğenmiştim. Kadıköy Rex sinemasında izlediğim ilk filmlerden biri olan Blue is the Warmest Color'dan bahsediyorum. Blue is the Warmest Color bir çizgi romandan uyarlama. Henüz ergenlik döneminde hem kendini hem de cinsel yönelimini yeni yeni keşfeden Adele'in Emma ile yaşadığı lezbiyen ilişkiyi anlatıyor. Filmin içerisinde gerçekten adından da anlaşıldığı üzere mavi vurgusunu çok fazla görüyorsunuz ve filmin her sahnesinde mavi mutlaka bulunuyor. Ben bunu izlerken bu bilgiyi henüz duymamıştım. Adele'in okulundaki bir kızın tırnağında bile mavi oje olması, herhangi bir sahnede mutlaka mavinin baskın gelmesi dikkatimi çekmişti ve estetik olarak çok hoşuma gitmişti. Filmde bütün hislerin çok yalın bir şekilde anlatıldığını düşünüyorum. İnsanların eleştirdiği şekilde çok ağır pornografik denilebilecek kadar açık cinsel görüntüler olmasının yanı sıra aynı zamanda diğer içgüdüleri de çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Cinsel görüntüler dediğim gibi rahatsız edici olabilir veya artı 18 kapsamında görülebilir. Fakat filmin geri kalan kısmının ben oldukça yalın bir hikayeyi anlattığını düşünüyorum. Adele'in yemekle arasındaki ilişki, kendisini yemekle sakinleştirmesi, birçok hissini yemekle bütünleştirerek yaşaması benim kendimi çok gördüğüm bir konuydu. Hatta filmi izlerken bayağı böyle sürekli makarna yemek istedim ve hala Blue is the Warmest Color dendiği zaman birçok şeyi hatırlayabilecekken makarna sahnelerini öncelikli olarak hatırlıyorum. Film zaten birçok ödüle layık görülmüştü ama Altın Palmiye ödülünün aynı zamanda başrol oyuncularına da verildiği ilk filmdi. Dolayısıyla bu şekilde de zaten bayağı bir hakkında konuşulmuştu. Altın Palmiye'yi alırken başrol oyuncularının çok fazla duygulanmasıyla ilgili de çok şey konuşuldu. Burada işte sansasyonel kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Filmin yönetmeni Abdülatif Keşiş, cinsel ilişki sahnelerini artık böyle oyunculara işkence çektirecek boyutta uzun sürelerde çekmiş ve gerçekten iki oyuncunun da fiziksel olarak artık kanamalarının vesaire olduğu bir noktaya gelinmiş. Dolayısıyla her iki oyuncu da bir daha böyle bir travmayı atlatamayacaklarını ve o yönetmenle asla çalışmak istemediklerini söylemişlerdi. Gerçekten çok rahatsız edici bir haber. Dolayısıyla bu filmi daha önce izlemediyseniz, böyle bir olayın yaşandığı bir filmi izlerken kendinizi nasıl hissedersiniz bu bilgiyle birlikte? Bilmiyorum ama benim izlediğim dönemde dediğim gibi bu bilgi bilinen bir şey değildi ve sonradan ortaya çıkmıştı. O dönemde benim izleyip sevdiğim bir film olmuştu. O yüzden filmin çekimleri esnasında böyle bir olay yaşandığını söylemeden geçmek istemedim. Her şeye rağmen çok emek harcanmış ve hikayenin çok iyi bir şekilde yansıtıldığı, çok iyi oyunculuk olduğu bir film olduğunu söylemek istiyorum. Bahsedeceğim ikinci film yine aynı şekilde sansasyonel bir film ve aslında bundan en son bahsedecektim ama bu haberi bir anlatıp geçmek istediğime karar verdim. Çünkü psikolojik olarak beni de biraz etkiliyor açıkçası burada anlatacak olmak. Last Tango in Paris. 1972 yapımı bir Bernardo Bertolucci filmi. Başrollerinde de Marlon Brando ile Maria Schneider oynuyor. Filmin çekimleri esnasında Maria Schneider'e gerçekten asla yapılmaması gereken bir hareket yapılıyor ve çok büyük bir travma yaşıyor ve filmin çekilmesinden sonra ciddi anlamda uyuşturucu bağımlılığıyla ve intiharın kıyısına gelmekle uzunca bir süre savaşıyor. Filmin konusu şöyle. Orta yaşlı bir adamla çok daha genç bir kadın arasındaki sıra dışı ilişkiyi ele alıyor. Aralarındaki tek iletişim neredeyse cinsel birliktelik diyebiliriz. Aynı zamanda sanatın diğer dallarıyla özellikle de dansla ve müzikle oldukça iç içe geçen, farklı farklı şeylere referansta bulunan ve felsefi tartışmalarında yer yer yapıldığı bir film. İzlediğimde ben hem diyalogları çok sevmiştim, sahneleri çok sevmiştim. Bayağı etkilenerek izlediğim bir film olmuştu. Fakat sonrasında haberi duyduğumda oldukça üzüldüm ve hem Marlon Brando'ya hem de Bernardo Bertolucci'ye bir daha aynı şekilde bakamadım. Filmin çekimleri sırasında aslında daha önceden senaryoda olmayan ve dolayısıyla Maria Schneider'in de bilmediği bir şeye karar veriyor Marlon Brando'yla yönetmen Bernardo Bertolucci ve bir tecavüz sahnesi ekliyorlar. Tereyağı sahnesi diye de bildiğimiz. Bu sahneyle ilgili olarak başrol oyuncusuna Maria Schneider'e hiçbir şekilde bilgi vermiyorlar ve henüz zaten çok genç olan oyuncu o esnada birdenbire böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Kendisini ciddi anlamda tecavüz
tacize uğramış gibi hissettiğini söylüyor. Ve bu olaydan hiçbir şekilde haberdar olmadan o anda çekim esnasında böyle bir hareketle karşılaşıyor. Yönetmen de şu şekilde söylüyor. Ben gerçekten onun bir oyuncu olarak o anı oynamasını değil de bir kadın olarak buna nasıl bir tepki vereceğini görmek istedim. O gerçekçiliği aradığım için ona söylemedim. Böyle bir şey yapmamam gerekirdi. Ve ben ondan özür dileyemeden kendisi bu dünyadan göçüp gittiği için şu anda pişmanım gibi açıklamaları oluyor Bernardo Bertolucci'nin. Maria Schneider çok kötü etkileniyor ve gerçekten filmin çekimlerinden sonra defalarca kez intihar etmeyi düşünüyor. Çok büyük bir travma yaşıyor ve hiçbir zaman bunu atlatamadığını söylüyor. Bu olay sanıyorum 2011 yılında ortaya çıkıyor ve sonrasında o dönem çok fazla konuşulmayıp 2016'da yine böyle bir kadın hakları ile ilgili bir sempozyum gibi bir şeyde tekrar dile getirilmesiyle beraber aslında dünya çapında daha fazla bilinir hale geliyor ve o dönemde işte aslında bildiğimiz birçok büyük oyuncu da konuyla ilgili açıklama yapıyor. İşte çok fazla kınadıklarını, böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini vesaire söylüyor ama artık iş işten geçmiş oluyor. Filmi sanatsal olarak her ne kadar beğeniyor olsak da artık bu haber hepsinin önüne geçiyor tabii ki. Filmin içerisinde yapmaya çalıştıkları şey her neyse onun artık bir anlamı kalmıyor. Ben bunu bilseydim gerçekten o filmi izlerken nasıl hissederdim bir kadın olarak bilmiyorum. Bu nedenle ben vakti zamanında izleyip gerçekten çok beğendiğim bu filmi size anlatmak istedim. İzlemek isteyip istemediğinizde bu bilgiler ışığında artık kendiniz karar verirsiniz. Tam olarak bir öneri demek istemiyorum bu filmi. Bahsedeceğim üçüncü film aslında oldukça ünlü ve hatta kült denilebilecek bir film yine. 1999 yapımı Angelina Jolie ve Winona Ryder'ın başrolde olduğu ve aynı zamanda Angelina Jolie'ye Oscar kazandıran tek film unvanına da sahip olan Girl Interrupted. Bu filmi ben çok seviyorum. Yani gerçekten kendim de psikolojik olarak çok iyi hissetmediğim bir dönemde izlemiştim ki ne zaman çok iyi hissediyorum o da tartışılır ama ciddi anlamda sevdiğim ve hakikaten böyle bütün oyunculuklarıyla, senaryosuyla, karmaşasıyla, dönemi yansıtma biçimiyle ciddi anlamda çok sevdiğim bir filmdi. Bu filmin içerisinde çok fazla cinsellik yok ama artı 18 olmasının sebebi intihar ve uyuşturucu muhabbetlerinin ağırlıklı olarak geçiyor olması. Film henüz 18 yaşında olan ve fazlasıyla aspirin alması sebebiyle kendi hür irade artık hani böyle bir intihara teşebbüs durumu olduğu için akıl hastanesine yatan Winona Ryder'ın orada yaşadığı şeyleri anlatıyor. Angelina Jolie de orada bayağı böyle sosyopat bir lezbiyeni canlandırıyor ve gerçekten Angelina Jolie'nin hani güzelliğini tabii ki tartışamam ama bence en güzel olduğu filmlerden bir tanesiydi. Oradaki o serseri stilini ben bayağı beğeniyorum. O saç rengini, kahküllerini falan çok iddialı buluyorum. Çok çok beğendiğim bir görüntüydü. Her neyse yani Winona Ryder ile Angelina Jolie'yi görmek zaten bir filmde bence çok yeterli. Ya gidip izleyin bu filmi şu anda ama 1960 anlatıyor yanlış hatırlamıyorsam ve akıl hastanesinde o dönem hastalara çok fazla da bir ehemmiyet gösterilmediğini, ciddi anlamda bir tedavi uygulanmadığını gösteriyor ve birçok psikolojik rahatsızlığa dair de bir şeyler görebildiğiniz, özellikle borderline sendromu ve sosyopatlıkla ilgili çok fazla şey görebildiğiniz oldukça başarılı, hiç eskimeyen bir film. Dediğim gibi intihar sahneleri veya böyle intihara teşebbüs, aynı zamanda uyuşturucu kullanımı gibi şeyler birazcık zorlayıcı olabilir ama şu ana kadar anlattığım filmler arasında bence en izlenesi film. Bahsedeceğim dördüncü film aslında yine çok fazla konuşulmuş bir film ve gerçekten eleştirmenlerden ortalarda notlar aldığını hatırlıyorum o dönemde. Kimisi çok beğeniyordu, kimisi ise tamamıyla upuzun bir porno olarak değerlendiriyordu. Oldukça tartışmalı bir film olan Lars von Trier'in Nymphomaniac adlı filmi. Nymphomaniac Türkçe'ye sanıyorum itiraf veya itiraflar diye çevrildi. Yani bilmiyorum niye böyle bir çeviri yapıldı, hiçbir fikrim yok. Türkiye'de de zaten sakıncalı bulunduğu için hiçbir zaman vizyona girmedi. Nymphomaniac, nemfoman olan yani seks bağımlısı olan bir kadının aseksüel bir adama hayatı boyunca yaşadığı bütün o cinsel birliktelikleri, kendini keşfetme sürecini, bu bağımlılığı ile ilgili psikolojik durumunu, hatta evlilik hayatını ve çocukluğunu da anlattığı bir film. Oldukça zaten uzun bir film. Sanıyorum toplam 4-5 saat civarında ve film 2'ye ayrıldı zaten Nymphomaniac 1 ve 2 olarak. Bütün bu durumu en ince detayına kadar görüyorsunuz. O yüzden aşırı seviyede pornografik olduğunu söylemek istiyorum. Çok çok rahatsız edici bulabileceğiniz sahneler var. Birçok bakımdan yani psikolojik olarak da izlemesi zor bir film. Burada nymphoman olan karakter adı Joe'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Joe'nun bütün bu yaşadığı şeyleri aseksüel adama anlatması ve aseksüel adamın verdiği tepkiler. Filmin sonlarında böyle gördüğümüz bir ikiyüzlülük var. Detay vermek ve spoiler vermek istemiyorum hala izlemeyen birileri varsa diye ama benim böyle gördüğümde beyin kanaması geçireceğim ölçüde beni sinirlendiren, gerçekçi de olduğunu düşündüğüm açıkçası çok can sıkıcı bir son sahnesi de vardı. Biraz karışık anlattım ama hakikaten böyle kadının da bütün hayatını oldukça karışık bir biçimde bir çocukluğa gidiyorsunuz, bir işte evlilik hayatına gidiyorsunuz, bir farklı şeyler denediği dönemleri görüyorsunuz vesaire. İzlediğim dönemde bunu iyi yansıtmışlar ya diye düşündüğüm bir filmdi. Filmle ilgili olarak birçok insan bunun sanattan ziyade pornografiye kaçtığıyla ilgili yorumlar yapmışlardır. Lars von Trier'in
ben tarzının çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani benim düşünmeme gerek yok. Çok farklı bir tarzı var. Ne çekerse çeksin tartışma konusu açılabilir diye düşünüyorum. Ben uyarılarımı yapmış olayım. Dediğim gibi Türkiye'de hiçbir zaman vizyona girmedi. Hatta yasaklandı. Oldukça pornografik bir film. Aynı zamanda psikolojik olarak da zorlayıcı bir film. Bahsedeceğim 5. film benim bu hayatta en sevdiğim filmlerden biri ve gerçekten izleyen birçok insan için de öyle olduğunu biliyorum. Ve Last Tango in Paris'in yönetmeninden Bernardo Bertolucci'den The Dreamers. The Dreamers'ı Türkçe'ye sanıyorum Düşler, Tutkular, Suçlar olarak çevirmişlerdi. Bence oldukça uygun bir isim ve filmin içerisinde anlatılan her şeyi de kapsayan bir isim. The Dreamers'da Mayıs 1968 olaylarına gidiyoruz ve Fransa'dayız. Amerika'dan öğrenci değişim programı gibi bir şeyle sanırım gelen Matthew adında bir karakter var ve orada Theo ve Isabel adında ikiz kardeşlerle beraber üçünün yaşadıkları olayları anlatıyor. Kendilerine oldukça farklı bir dünya kuruyorlar. Sinemayla aralarındaki bağ çok kuvvetli. Felsefi tartışmaları muazzam. Tamamıyla böyle sınırların olmadığı, hayal dünyası gibi yaşadıkları çok başka bir evrenleri var kendi içlerinde. Tabii ki bu evrenle ilgili de belli başlı problemler ortaya çıkıyor ve her şey olmasını istedikleri şekilde ilerlemiyor. Ama film boyunca her şeyi çok güzel bir şekilde tartıştıklarını görüyorsunuz. Fransa'daki 1968 hareketlerini görüyorsunuz. Öğrencilerin ayaklanması, işçilerin desteği ve marjinal hayatlarının içerisinde yaşadıkları bütün olayları görüyorsunuz. Bu filmle ilgili de yine böyle tartışmalı bir husus var. Ensest ilişki olduğuna dair. Fakat filmin içerisinde zaten ensest ilişki olup olmadığının cevabı çok açık bir şekilde veriliyor ve ben o yüzden bu tartışmayı çok anlamlı bulmuyorum. Daha ziyade çocukça bir merak ve gerçekten işte o yaşadıkları hayal alemi içerisinde sınırsız hareket etmelerinden kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Filmde inanılmaz göndermeler yapılıyor. Yani gerçekten baştan böyle filmi izlerken göndermeleri bir yere not edecek olsanız bütün böyle sinema tarihini not etmeniz gerekir. Ciddi ölçüde başarılı göndermeler var. Jean-Luc Godard'da vesaire. Bayağı sevdiğim filmlerden bir tanesi. Gerçekten hani bütün bu filmleri dediğim gibi hep böyle önerip önermemek arasında gidip geldim. Belli başlı sakıncalı durumları var. Her birinin farklı olaylar var ama The Dreamers benim çok sevdiğim filmlerden birisi ve eğer ilginiz çektiyse izlemenizi mutlaka öneririm. Benim film öneri videom bu şekildeydi. Dediğim gibi izleyip izlememek tamamıyla sizin kararınız. Ben gerekli uyarıları yapmakla yükümlü olduğumu düşündüm burada bahsettiğim için. Umarım yeterli uyarıda bulunabilmişimdir. Yine de böyle yarın öbür gün gelip tabana sevde senin yüzünden şöyle bir film izledim. Çok kötüydü, çok rahatsız oldum, psikolojim bozuldu gibi şeylerle gelmemek için mutlaka kendiniz de öncesinde araştırma yapın derim ben. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin, hoşça kalın.